Evet, merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz ders özellikle Orta Çağ'da bu felsefenin kökenine dair problemlere değindik. Özellikle Yahudi, İskenderiye Yahudileri, ardından özellikle efendim bu kilise babaları, sonra da İslam dünyasında felsefeyi bir tür halidi hikmet, yani ezeli, ebedi hikmet kavramsallaştırması adı altında, filosofya prenestis de diyorlar buna, geçmiş dinsel bir geleneğe bağlamaya çalışan yaklaşım tarzlarına değindim. Bunu gösterirken aslında amacım hem modern bir problemde olan felsefenin kökeni problemi, buna ilişkin geçmişteki tartışmaları anımsatmak, hem de Orta Çağ'da din felsefe ilişkisi problematiğini ele almak, yani ona ilişkin yaklaşım tarzlarını göstermekti. Tabii geçtiğimiz dersten de hatırlayacaksınız. Orta Çağ'da evet felsefe ile din arasında bir bağ kurmaya çalışan, hatta felsefeyi ne diyelim, nebevi gelenek ya da nübüvvet geleneği, bununla ilişkilendiren yaklaşım tarzları var. İskenderiye'de var. Efendim, kilise babalarında var. Hem de İslam dünyasında özellikle Amiri'yle başlayan bir gelenek var. Ebu Said el-Endülüsi ve benzeriyle de devam etmiş böyle bir gelenek var. Ama bunun dışında din felsefe ilişkisine baktığımızda farklı yaklaşım tarzları da var. Sanırım bu yaklaşım tarzlarına şöyle kabaca baktığınızda dinle felsefe arasında kökenleri farklı olsa da, yani ne diyelim, birisinin dinin vahyi bir temele geriye gittiğini, felsefenin akli bir temele geriye gittiğini kabul etmekle birlikte, yani köklerinin farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, ikisinin arasında bağ kurulabileceğini savunanlar da var. Ve tersine ikisinin arasında herhangi bir bağ kurulamayacağını, dolayısıyla özellikle dinin felsefeyi reddettiğini ya da tersten baktığımızda felsefenin dini reddettiğini savunan Orta Çağ düşünürleriyle de karşılaşmak mümkün. İsterseniz önce şöyle bir süreyya yapalım. Ben çok ayrıntıya girmeden size ana hatlarıyla bu tezleri ve bazı temsilcilerini göstermek istiyorum. Önce şuna başlayalım. Yani dinin felsefeye ihtiyacı olmadığını, dinin kendi başına yeterli olduğunu, dolayısıyla felsefenin aslında gereksiz olduğunu savunan bir yaklaşım tarzı var. Bunu Batı Hristiyan dünyasında, özellikle bazı kilise babalarında görüyoruz. Özellikle sanırım adı bu felsefeye yönelik eleştirilerle özdeşleşmiş adeta. Tertullianus'un tezinden söz etmek mümkün. Tertullianus bir Hristiyan kilise babası, bir Hristiyan kilise babası ve hepimiz biliyoruz ki saçma olduğu için inanıyorum tezini gündeme getiren önemli bir düşünür. Tertullianus'un bu yaklaşım tarzının aslında ne diyelim, imanın kendi başına yeterli olduğunu ve imanın akılsallaştırılmaya gereksiniminin bulunmadığını söyleyen, İşte yaklaşım tarzı diye nitelendirebileceğimiz bir yaklaşım tarzı bu. Tertullianus genelde Hristiyanlığın savunusunu esas alan bir düşünür. Kilise babası olduğu için biliyorsunuz bu kilise babalarında apolojik yaklaşım ön plana çıkmaya başlıyor. Burada Hristiyanların, efendim, Hristiyanlara yönelik
bilgisizliği, ön yargısızlık veya nefretten kaynaklanan suçlamaları yanıtlamaya yöneliyor. Yine Hristiyanların kendi aralarında düzenledikleri törensel toplantılarda işte çocukları öldürüp yedikleri ve birbiriyle ahlak dışı cinsel ilişkilerde bulundukları türden iddialar var. Bunlara yanıt vermeye çalışıyor. Tertullianus bu ilk gruba giren suçlamaları pek ciddiye almaz. Onların ya bilgisizlik ya da tamamen kötü niyet sonucunda ortaya atıldıklarını söyler. İkinci, yani tanrı tanımazlıkla suçlamalarına gelince, Hristiyanlara ilişkin böyle bir suçlama da var. Ona son derece cesur ve kararlı bir şekilde saldırmaya yönelir. Evet der, Hristiyanlar Romalıların tanrılarına tapmıyor ve imparatorlara kurban da sunmuyor. Bunun nedeni basit olarak bu tanrıların var olmamaları, Hristiyanların da bunu bilmemeleridir. Eğer bu tanrılar yoksa zaten ortada bir din yoktur. Ortada gerçek bir din yoksa o zaman da Hristiyanlar dine karşı saygısızlıkla veya tanrı tanımazlıkla suçlanamazlar. Sonuç olarak Tertullianus Hristiyanların herhangi bir tanrı tanımazlıkla suçlanamayacaklarını, tersine asıl onları böyle suçlamanın bir suç olduğunu, tanrı tanımazlıkla suçlanması Greklerin tek ve gerçek tanrının varlığını kabul eden Hristiyanlar değil, gerçek nedenin. Bu var olmayan, uydurma tanrılara tapan ve onlara kanlı törenlerle kurban sunanlar olduğunu söylemeye yöneliyor. Dikkat ederseniz burada özellikle Roma'nın çeşitli tanrılarını reddettikleri için Hristiyanların tanrı tanımazlıkla suçlanmaları, yine işte efendim onlara yönelik yapılmış karalamalar var. Bu karalamalara yanıt vermeye çalıştığına tanık oluyoruz. Yani diğer apolojik gelenekteki yaklaşım tarzlarını sürdürüyor. Ama sanırım Tertullianus'un önemi daha çok akıl-iman ilişkisi diye nitelendirebileceğimiz o problematiğe yaklaşımında özgün yanı. Tertullianus'un Yunan felsefesiyle Hristiyanlık veya daha genel olarak akıl ile iman arasındaki ilişkiler konusundaki tezi felsefi bakımdan daha da önemli bir tez. Tertullianus bu konuda daha önce sözünü ettiğim Tatianus tarafından benimsenen görüşleri devam ettiriyor ve Justinius ve Athenagoras'ın Hristiyan öğretisiyle Yunan felsefesi arasında gerçekleştirmeye çalıştıkları uzlaşmaya kesin bir dille de karşı çıkıyor. Tertullianus'a göre felsefe bu dünyanın bilgeliğidir. İsa ise bu dünyanın bilgeliğini desteklemek için değil, ortadan kaldırmak için dünyaya inmiştir. Aziz Paul'un Korintlilere ikinci mektubunda söylediği gibi Tanrı felsefenin kendisini çürütmek, bu dünyanın bilgeliğini deliliğe dönüştürmek üzere inananları vaaz ettiği şeyin deliliğiyle kurtarmayı uygun bulmuştur. Ancak Tertullianus felsefeye karşı Aziz Paul ve Tatianus'un geliştirdiği saldırıya yeni bir unsur da katar. Ona göre aslında Gnostikler gibi sapkın görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni de felsefedir. Margio'nun Valentinus'un insan, tanrı ve evren hakkındaki sapkın görüşlerinin kaynağı gerçekte ona göre Platon ile Zenon'dur. Ruhun ölümlü olduğu görüşünün kaynağı Epikurosçular, bedenin yeniden dirilişini inkar edenler, çeşitli felsefi okulları, bu arada ruhu maddeyle özdeş kılan Zenon olmak durumundadır. Tanrı'nın ateş olduğu yönündeki saçma görüşün sorumlusu ise yine Tertullianus'a göre Heraklitos'tur. Aziz Paul açık olarak bir Hristiyan'ın felsefe diye adlandırdığı bütün bu yanlış görüşleri içeren şeylerden uzak kalmasını talep etmiştir. O halde Atina'nın Kudüs'te akademinin kilise ile hiçbir işi veya ortak yanı olamaz. Hristiyanların stoası ona göre Süleyman'ın tapınağıdır. Sapkın görüşlere karşı kaleme aldığı eserinde Tertullianus'un şöyle dediğini görüyoruz. Eğer filozoflar bazen Hristiyanların öğretilerine benzer tezler ileri sürmüşlerse bu tamamen bir rastlantı olmak durumundadır. Bir Hristiyan için yalnızca İsa'ya iman yeterlidir ve bu imanı akıl adına yargılamak mümkün değildir. Tertullianus
İsa'nın Bedeni Üzerine adlı bir başka incelemesinde İsa'nın insan kılığında dünyaya indiği, yani bir bedene büründüğü şeklindeki tezinin imkansız olduğunu ileri sürenlere karşı çıkarken, yine Aziz Paul'un Korintlilere ikinci mektubunda savunduğunu gördüğümüz ana düşünceleri benimser ve bu konuda son derece çarpıcı şeyler belirtir. Ona göre Hristiyanlığın sadece bu dogması değil, başka birçok dogması da akıl bakımından saçmadır, delicedir. Şöyle diyor, eğer Tanrı'yı kendi kavrayışımızla yargılayacak olursak bu görüş şüphesiz saçmadır. Ancak yalnız bu görüş değil, Tanrı'nın dünyaya gelmiş bir bakireden doğmuş olduğu, tersel bir doğaya sahip olduğu görüşleri de aynı ölçüde saçmadır. Peki Tanrı'nın öldüğü, çarmıha gerildiği, sünnet edildiği, mezara konulduğu ve benzeri görüşleri daha mı az saçmadır? Tanrı hakkında bütün bunları yüzümüz kızarmadan, utanmadan tasdik etmemiz mümkün müdür? İnsani bilgelik veya bu dünyanın bilgeliği açısından hiç şüphesiz hayır. Ancak bütün bunların saçma olduğunu düşünenler, imanın kendisinin de saçma ve yanlış olduğunu düşünmek zorundadırlar. Fakat bu durumda bir Hristiyanın İsa'dan beklediği kurtuluş da bir yalan ve hayal olacaktır. İsa, benden utananlardan ben de utanacağım demiştir. O halde bir Hristiyan bütün bunları, yani aklın saçma olduğunu düşündüğü şeyleri kabul etmek, onun delice olduğunu hükmettiği şeylere inanmak, iman etmek zorundadır. Bir Hristiyan bu anlamda iyi anlamında veya mutlu olarak bir deli olmak durumundadır. Şöyle diyor İsa'nın Bedeni Üzerinde eserinde. Tanrı'nın oğlu çarmıha gerilmiştir. Bunu söylemekten utanıyorum. Çünkü insanların bunu söylemekten utanmaları gerekir. Tanrı'nın oğlu ölmüştür. Bunu kesin olarak inanılması gerekir. Buna kesin olarak inanılması gerekir. Çünkü bu saçmadır. İsa gömülmüş ve yeniden dirilmiştir. Bu olay kesindir. Çünkü imkansızdır. Tertullianus'un bu sözlerinden, onun kendi eserlerinde bu şekilde şekliyle mevcut olmayan, ancak bu konudaki görüşünün doğru bir yorumu olarak ortaya atılan ünlü tezin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Bu tez, inanıyorum çünkü saçmadır veya saçma olduğu için inanıyorum. Yani credo quia absurdum. Saçma olduğu için inanıyorum tezi. Dikkatinizi çekerse Tertullianus tamamıyla Hristiyanlığın insani bilgeliğin, aklın bilgeliğinin dışında akli bilgelik açısından ele alındığında bir delilik, bir saçmalık olduğunu düşünüyor ve Hristiyan bilgeliğinin akılsal bir yanının bulunmadığını, hatta akıl dışı olduğunu, saçma olduğunu ve imanın da aslında bu saçmalığa iman etmek olduğunu söylemeye çalışıyor. Buradan yola çıkarak da felsefi bilgelik ya da akli bilgelik dediğimiz şeyin dinle uzlaştırılamayacağı tezini gündeme getiriyor. Bunu yaparken de dikkatinizi çekmiştir. İncil metinlerine, özellikle Aziz Paul'un metinlerine, İncil'de yer alan Aziz Paul'un metinlerine kullanmaya özen gösteriyor. Hatta onunla ilgili Tertullianus'la ilgili şöyle bir olay da aktarılır. Biliyorsunuz Thales yıldızlara incelerken bir çuk takılır ve çukura düşer geceleyin. Çukura düşer. Kadının birisi onunla alay eder. Der ki sen daha burnunun dibini göremiyorsun. Yani yıldızları nasıl göreceksin? Tertullianus bu Thales'in çukura düşmesini bir metafor olarak alır ve şöyle der. İşte der. Thales'in bu çukura düşüşü felsefenin tümüyle çukura düşüşünü temsil eder. Dolayısıyla akıl rehber edilirse insan çukura düşer. Eğer
imanı rehber edilirse, akıl açısından saçma olan, akıl açısından delilik olan, dünyevi bilgelik ya da felsefe açısından saçmalık olan imanı tercih ederse, kişi ancak o zaman kurtulabilir. Bu tez yaygın mıdır Hristiyan kültüründe? Saçma olduğu için inanıyorum tezi. Şöyle söyleyebilirim. Bu tezin Batı kültüründe Pascal'da iz düşümleri var. Mesela Kierkegaard'da da iz düşümlerinin olduğunu görüyoruz. Bu bir damar olarak varlığını sürdürmüş, saçma olduğu için inanıyorum ama Batı Hristiyan dünyasında özellikle Anselmus'la başlayan ve bu Johannes Scott Erigena gibi, işte efendim Albertus Magnus gibi, Thomas Aquinas gibi düşünürler tarafından saçma olduğu için inanıyorum tezi değil, anlamak için inanıyorum tezinin ön plana çıkartılmaya çalışıldığını görürüz. İslam dünyasında da efendim dinden yola çıkarak, imandan yola çıkarak felsefeyi yapı söküme uğratan, eleştiri süzgecinden geçiren düşünürlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle burada özel bir kişi olarak belki felsefeyle ilgili efendim bir fetva da veren Ebu Hamid el-Gazali'yi anmak mümkün. Ebu Hamid el-Gazali'nin İslam dünyasında hepinizin bildiği gibi önce Makasit el-Felasife, yani Filozofların Maksatları isimli bir yapıt kaleme alıp bu yapıtta filozofların görüşlerini özetlediği, daha sonra da Tehafüt el-Felasife, yani Filozofların Tutarsızlığı isimli bir kitap kaleme alarak bu filozofların düşüncelerini tartıştığını görüyoruz. Gazali genelde filozofların özellikle metafizik alanda söylediklerini daha çok tartışma konusu yapmaktadır. Metafizik alanda söylediklerini ve bu metafizik alanda söylediklerini 20 ana başlık altında büyük ölçüde irdelemeye çalışmaktadır. Bazıları tabiatla da ilgili, özellikle nefsle ilgili kısım, tabiatla ilgili daha çok, yani fizikle ilgili. Genelde 17 konuda bidat İslam dünyasında bir yenilik icat etmek demek. Yani gelenekte olmayan yeni bir şey ortaya koymak demek ve bu pek hoş karşılanmaz. Bidat ortaya attıklarını 17 konuda, 3 konuda da filozofların efendim dinsiz olduğunu söylemeye yönelir. Tabii Gazali Tertullianus gibi saçma olduğu için inanıyorum diyen bir adam değildir. Onu orada peşinen ne yapmak gerekir? Ayırdına varmak gerekir. Sadece Gazali'nin kafa yapısı şudur. Gazali kendi zamanında felsefe diye şöhret bulan düşünürlerin, felsefe diye şöhret bulan düşünürlerin Kur'an ve sünnet ışığında bakıldığında söyledikleri ne anlama geliyor? Söyledikleri İslam'a uygun mu, değil mi? Bunun bir fetvasını vermeye çalışan bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Gazali tabii genel anlamıyla baktığınızda yargılaması, filozofları yargılaması bazı sorular tarafından da açıkçası güdümlenmiş gibi gözüküyor bazı sorular tarafından. Bu soruları kendi söylemiyle size göstermek de isterim. Şöyle diyor Gazali. İşte efendim bu filozoflar işte bazı görüşleri ileri sürüyorlar. İleri sürdükleri bu görüşleri diyor şu sorular ışığında bak ele almak gerekir. El-Munkiz'de söylediği şey. Felsefenin kötü olan ve olmayan kısımları hangileridir? Filozoflar
Hangi sözlerinde dinsizlikle suçlanır, hangisinde suçlanmazlar? Hangi hususlarda bidat ehlinden sayılırlar, hangilerinde sayılmazlar? Hakikat ehlinin sözlerinden çalıp geçersiz iddialarını kabul ettirmek için kendi sözlerinin arasına kattıkları şeyler neler? Halk onların hakikat diye iddia ettikleri düşüncelerden nasıl nefret etmiştir? Hakikat sarrafı olanlar onların sözlerinden saf hakikati sahtesinden nasıl ayırt etmişlerdir? Gazali bu sorulara yanıt bulmak için gelenekteki tasnifleri dikkate alarak filozofları üç ana gruba ayırarak inceler. Bunlar dehriyyun dediği dehrilerdir, birinci grupta yer alan. İkincisi tabiiyyun diye nitelendirdiği naturalistler ya da tabiatçılardır ya da doğacılardır. Üçüncüsü ise ilahiyyun dediği ilahiyatçılardır. Üç grubun görüşlerini de Gazali ayrı ayrı ele alır ve görüşlerini eleştirecek bir forma da sokarak aktarır. Ona göre ilk grubu oluşturan dehriler, dehir zaman demek Arapçada, zaman ezeli ve ebedi olduğunu düşünenler. Bazıları bunları materyalistler diye çeviriyor ama materyalistler, bugünkü bildik modern materyalistler hep materyalistlere benzemiyor. İlk grubu oluşturan dehriler, filozofların en eski grubudur Gazali'ye göre ve evreni idare eden ve her şeye kadir olan bir yaratıcının bulunduğunu inkar etmişlerdir. Evrenin bir yaratıcı tarafından var edilmediğini, öteden beri kendiliğinden mevcut olduğunu, canlının spermden, spermin canlıdan meydana geldiğini, bu sürecin öncesiz ve sonrasız bir süreç olarak devam ettiğini ileri sürmektedirler. Gazali bu gruba kimlerin girdiğini söylemez. Fakat bunlar her kimse onları zındıklıkla suçlar. Zındıklık İslam dünyasında dinsiz demenin bir başka adıdır. Onun, Gazali'nin zındıklık suçlaması gelişi güzel bir suçlamadır ve kendi görüşüne uymayan her gruba Gazali zındık der. İkinci grubu oluşturan tabiatçılar, yani tabiiyyun dediği grup, ona göre doğayı, hayvan ve bitkilerin dikkati değer taraflarını araştıran filozoflardır. Onların en çok uğraştıkları iş hayvan anatomisi olmuştur. Bu çalışmaları sırasında canlılarda Tanrı'nın hikmetini, düzenini ve ereğini görmüşler. Hayvan ve bilhassa insan vücudunu yaratan Tanrı'nın varlığına ve yüceliğine kani olmuşlardır. Ancak bunlar doğayı çok fazla incelediklerinden, Gazali'ye göre, mizaç dengesinin hayvansal yetilerin oluşumu üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu düşünmüşlerdir. Sonra da insanın ussal yetisinin mizacına bağlı olduğunu, mizacın bozulmasıyla bozulduğunu, yok olunca tekrar var olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu iddia onları ahireti reddetmeye götürmüştür. Tabiatçı filozoflara göre ibadet için sevap, Gazali'ye göre yine günah için ceza yoktur. Gazali bunları hayvanlar gibi şehevi arzularına dalmış insanlar olarak niteler ve Tanrı'yı onaylamalarına rağmen ahireti inkar ettikleri için bunlara zındık der. Dehriler Tanrı'yı da inkar etmişlerdi. Bu tabiiyyun dediğim şeyler Tanrı'ya inanmakla birlikte Gazali'ye göre ahireti inkar etmişlerdir ki bunlar da zındıktırlar. Filozofların üçüncü grubuna gelince Gazali'ye göre bunlar ilahiyatçılar. İlahiyatçı derken bugünkü anlamda almayın. İlahiyat Arapça'da metafiziğin, Yunanca'daki metafiziğin karşılığı, yani mabadet tabia, metafizik anlamında kullanılıyor ilahiyat. İlahiyatçılar diye anılan sonraki filozoflardır. Gazali bunların arasında Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi önceki filozofları anar. Ona göre bu filozoflar dehrilerin ve tabiatçıların görüşünü reddetmişler ve çelişkilerini ve yetersizliklerini büyük ölçüde ortaya koyup göstermişlerdir.
Gazali anılan filozofların da birbirini yadsıdığını ifade ettikten sonra bunun Tanrı'nın bir hikmeti olduğunu söyler. Çünkü Tanrı ona göre düşmanı düşmanla savmıştır. Yine ona göre onların felsefelerini İslam dünyasına en doğru şekilde Farabi ve İbn Sina aktarmıştır. Farabi ve İbn Sina'nın aktardığı biçimiyle bu felsefenin bir kısmı küfrü, bir kısmı bidat içerir, bir kısmı da özde inkarı gerektirmez. Gazali, Tehafüt el-Felasife'de dine ve metafiziğe yönelik olan ve gafil müminlerin uyarılması gerektiğini düşündüğü 16 ve tabiata ilişkin 4 soruyu ele alır. Toplam 20 soru yani. Bunlardan 3'ü özellikle dini görüş açısından çok çirkindir ve sonuç olarak onlara inananların kafir olduğuna hükmetmek gerekir. Bunlar evrenin öncesizliği, Tanrı'nın yalnızca tümelleri bilmesi ve cesetlerin haşrinin, yani yeniden diriltilmesinin, bedenlerin, cesetlerin yeniden diriltilmesinin imkansızlığıdır. Ona göre geriye kalan 17 sorun özde küfrü gerektirmez, yalnızca bidat içerir. Onlardan birçoğu Mutezile gibi diğer İslam bidatçıları tarafından da iddia edilmiştir ve bundan dolayı Gazali'nin reddetmeye özen gösterdiği dar görüşlü ya da tarafkir yorum müstesna irtidatla, yani dinden çıkmakla eşit görülmemelidir. Gazali küfrü gerektirdiğini düşündüğü evrenin öncesizliği sorununda filozofları sudur kuramını benimsemekle Kur'an'ın yoktan yaratma anlayışına ve Tanrı'nın mutlak kudretine keyfi sınırlar koymakla suçlar. Ona göre genel olarak filozofların evren konusunda üç görüş savundukları görülür. Filozofların büyük çoğunluğu evrenin öncesizliğine inanmıştır. Fakat Platon onun zaman içinde yaratıldığına kani olmuştur. Galen ise bu konuda herhangi bir görüş açıklamaktan kaçınmıştır. Gazali evrenin öncesizliği görüşüne karşı çıkarken evrenin Tanrı'nın öncesiz kudretiyle zaman içinde yaratıldığı görüşüne dayanır. Bu hususta o Tanrı'nın ezeli iradesiyle evrenin yaratılması arasında geçen zamanın Tanrı'nın o anda yaratma gücünün yetmediği düşüncesini gerektireceği iddiasını reddeder. Bu iddianın herhangi bir ciddi kanıta dayanmadığını, tersine dogmatik bir iddia olduğunu ileri sürer. Öte yandan evrenin öncesizliğinin feleklerin dönüşlerinin de öncesizliğini gerektirdiği, ancak matematiksel kanıtların bunlarla çeliştiğini göstermeye yönelir. O, İbn Sina'nın Tanrı evrene zaman bakımından değil, öz bakımından öncelidir görüşüne yöneldiğinde zamanın yaratılmışlığını kanıtlamaya çalışır. Ona göre Tanrı evrenden öncedir dediğimizde evren yok iken Tanrı vardı ve evrenle birlikte de var olmaya devam etmektedir demek isteriz. Gazali'ye göre bu iki önermenin ispat ettiği şey bir özün, yani Tanrı'nın varoluşu ve buna mütakip birlikte iki özün varoluşudur. Üçüncü bir şeyin, yani zamanın varlığını düşünmek bizi iki özü bu üçüncü varlıkla birlikte düşünmeye zorlayan vehmin bir aldatmacısından başka bir şey değildir. Evrenin yaratılışından önce onun mümkün olması meselesine gelince, bunun filozofların iddia ettiği gibi kendisinde imkanın mevcut olduğu öncesiz bir mahalli gerektirmesi zorunlu değildir. Zira bu görüşe göre yalnız mümkün değil, fakat onun iki zıttı, imkansız ve zorunlu da böyle bir desteği gerektirir ve bu kesinlikle imkansızdır. Mümkün, imkansız ve zorunlunun gerçekte diğer bütün ortak nitelikler gibi ancak kavramsal bir gerçekliği vardır. Var olan şey ise sadece onların yüklemi, sadece onun yüklemi olan özüdür. Gazali sudur teorisinin sonucunun nedenden güneş ışığının güneşten çıktığı gibi zorunlu bir çıkışı savunduğunu, bu yönüyle gerçek öznede olması gereken bilgi ve irade sahibi olma gibi nitelikleri saf dışı ettiğini iddia eder. Buradan yola çıkarak filozofların aslında Tanrı'yı gerçek yaratıcı, gerçek özne olarak değil,
mecazen evrenin yapıcısı olarak adlandırabileceklerini söyler. Öte yandan öncesiz olduğu söylenen bir evrenin yaratılmış olduğu da Gazali'ye göre savunulamaz. Çünkü yaratma ya da var etme bir şeyi yoktan varlığa getirmeye gönderme yapar. Oysa ezeli olan daima mevcut demektir. Yine ona göre filozoflar sudur teorisinden birden ancak bir çıkar demişler. Oysa evren çokluktur. O halde anılan ölçülden yola çıkarak onların Tanrı'nın evrenin yaratıcısı olduğunu söylemeleri de Gazali'ye göre imkansız olmaktadır. Gazali bu haliyle filozofların Tanrı'nın varlığını da ispatlamaya muktedir olamayacaklarını belirtir. Onların bütün kanıtları sonsuz geriye gidişin imkansızlığı, yani nedenler serisinin bir ilk nedende durması üzerine kuruludur. Ancak Gazali'ye göre cisimler öncesizdir ve neden gerektirmez. Yine evrenin öncesizliği tezinden sonsuz bir nedenliler silsilesinin gelmiş olmasından yola çıkılırsa sonsuz bir silsile de imkansız değildir. Gazali, filozofların Tanrı'nın varlığını kanıtlayamayacakları tezine ilave olarak onun birliğini de kanıtlayamayacaklarını ileri sürer. Yine o sudur gereği, Tanrı'nın sadece kendisini ve kendisinden çıkan ilk aklı bileceği, evreni bilemeyeceği gibi bir sonucun doğacağını da göstermeye çalışır. Ona göre İbn Sina, Tanrı'nın özünden başka şeyleri de bildiğini söyleyen filozoflar, onun bilgisinin tümel bir tarzda olduğunu söylemişlerdir. O, tikel bilgi gibi zaman ve mekan sınırlandırmalarına tabi değildir. Gazali'ye göre, Tanrı tümelleri bilir demek, tikelleri bilmez demektir. Bu yönüyle filozofların görüşlerinden Tanrı'nın bilgisini inkar ettikleri sonucunu çıkarır. Gazali, filozofların nefsin maddi olmadığına, basitliğine ve ölümsüzlüğüne dair görüşlerini de ikna edici bulmaz. Ona göre bu konuda akli kanıtlar yeterli olmayınca başvurulacak yegane otorite şeriat olmak durumundadır. Kur'an, nefsin ahiretteki durumu ile ilgili son derece açık izahlar ortaya koymuş, maddi şeylerden söz etmiştir. Oysa filozofların ahirette nefs için hazırlanan ruhani zevklerden söz etmeleri Kur'an'ın öğretileriyle örtüşmez. Maddi ödüllerin tıpkı Tanrı'ya ilişkin teşbih ifadeler gibi halkın anlaması bakımından sembol ya da simge olarak yorumlanabileceği anlayışına da itiraz eden Gazali, ilkinde teşbihi ifadelerin sembol olarak yorumlanmasının zorunlu olduğunu, fakat ikincisinde böyle bir zorunluluğun bulunmadığını iddia eder. Zira Tanrı ikinci yaratılışta nefsi benzer bir bedene iade edebilir ve bu suretle onu hem tensel hem de tinsel zevklere katılmaya muktedir kılabilir. Çünkü Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Gerçek mutluluk da ruh ve bedenin birlikteliğine bağlı bir mutluluktur. Oysa filozoflar maddi dirilişi ve tensel zevkleri imkansız görmüşler, şeriatın açık ayetlerini reddetmişlerdir. Gazali burada durmaz. Filozofların, size söylemiştim, felsefe aynı zamanda bir bilimler sistemidir. Filozofların bilimlerini de eleştirmeye yönelir. Şöyle diyor Ermunkiz'da, mesela ben sadece pasajları aktaracağım, matematikle ilgili söylediği şey. Bu bilimlerle, yani matematiksel bilimlerle çok fazla uğraşanları engellemek gerekir. Çünkü bunların dinle ilişkileri yoksa da felsefeye ait bilimlerin başlangıcı olduğundan felsefenin kötülükleri bu matematiksel bilimlere de geçer. Bu bilimlerle çok fazla uğraşıp da dinden çıkmayan ve takvadan uzaklaşmayan azdır. Benzer bir yargı El Müstesfa Min İlmül Usul adlı eserinde de yer alır. Gazali orada matematik, hendese gibi bilimleri şeriatın doğrudan teşvik etmediği ve yönlendirmediği bilimler olarak niteler ve şöyle der. Bu tür bilimler istikrarsız, aldatıcı zanlar ile yararsız doğru bilgiler arasında yer alır. Yarar sağlamayan bilgiden Tanrı'ya sınırlanırız. Menfaat yok olup gidecek olan şu andaki arzularda ve gösterişli nimetlerde değildir. Gerçek menfaat ahiret yurdunun sevabıdır. Felsefi bilimlerin diğer bir diğeri olan mantığa gelince,
Özde bu bilimin de dinle ilgili olumsuz bir tarafı bulunmamaktadır Gazali'ye göre. Bu nedenle o İhya-i Ulumiddin'de ve Tehafüt'te bu bilimi, yani mantığı, kelama dahil eder. Ancak bu bilimin de özde felsefeyle ilgili olması, birçok mantık kitabı yazmış Gazali'nin onun da sakıncalarının bulunduğu söylemesine neden olur. Bu sakınca filozoflara olan güveni artırmasından kaynaklanmaktadır. O şöyle der. Beğenen çoğu kez mantığı da inceler, onu görür ve anlaşılır bulur ve sanır ki filozoflardan nakledilen dinsizliğe ileten sorunlar mantıktaki gibi kesindir. Böylece tanrısal bilimlerin hakikatini öğrenmeden sapıtır, bu tehlikede mantığa arız olmaktadır der. Filozofların üzerinde durduğu doğa bilimleri Gazali'ye göre evrendeki nesneleri, yani gökleri, yıldızları, su, hava, toprak ve ateş gibi kökleri, hayvan, bitki ve insanlar ve madenler gibi dört kökün karışımlarından meydana gelen bileşikleri, bunların birleşme, değişme ve hareketlerini inceler. O bu bilimlerin tıbbın insan bedenini incelemesine benzetir ve nasıl tıbbı imkara olanak yoksa onları da inkar etmek mümkün değildir der. Ancak doğa bilimleriyle uğraşanları ikinci yaşamın ruhsal olduğunu ve doğayı kabul ederek zorunlu doğal neden sonuç ilişkisini onayladıkları için eleştirir. Ona göre doğada nedenle sonuç arasında zorunlu bir ilişki olduğunu söylemek, doğanın etkin olduğunu kabul etmek, Tanrı'nın etkisi dışında eylemlerin bulunacağına onay vermek ve Tanrı'nın kudretini sınırlamak ve mucizeyi reddetmek demektir. Gazali, Tanrı'nın dışında etkin özneleri reddeder, nefs sahibi insanı mecazi özne olarak konumlandırır. Cansız nesnelerin ise kendiliğinden doğaları gereği etkinliklerinin olamayacağını belirtir. Onun kanısına göre neden-sonuç ilişkisi zorunlu bir ilişki değildir. En azından dış dünyada ve nesnel gerçeklikler alanında böyle bir zorunluluktan söz edilemez. Gazali'ye göre iki şey arasında zorunlu bir ilişkiden söz edebilmek için bu her iki şeyden birinin kabulü, ötekinin kabulünü, birinin reddi de diğerinin reddini zorunlu kılması gerekir. Ona göre bu koşulları taşıyan bir ilişki dış dünyada değil, olsa olsa mantıksal alanda geçerlidir. Özdeşlik, içlem, kaplam, aykırılık gibi mantıki kategorilere özgüdür. Bu zorunluluğu nesneler dünyasına taşımak, yani mantıksal zorunluluğu doğal, fiziki dünyaya taşımak Gazali'ye göre bilgisizlikten başka bir şey değildir. Gazali, Tehafüt el-Felasife'de doğada neden olarak düşünülen şey ile sonuç olarak düşünülen şey arasındaki ilişki bizce zorunlu bir ilişki değildir diye başlar ve susuzluğu gidermekle su içmek, doymakla yemek yemek, yanma ile ateşin ilişmesi, aydınlıkla güneşin doğması, ölümle boynun kesilmesi, iyileşme ile ilacın içilmesi gibi gözleme dayalı ilişkilerde ve bu ilişkilere dayanan tüm zanaatlarda birinin diğerini gerektirmesi gibi bir durumun olmadığını söyler. Ona göre aralarında ilişki bulunduğu sanılan tüm bu olgular Tanrı'nın öncesiz takdirinde bulunmaktadır ve Tanrı bunları biri ardınca yaratmaktadır. Anılan ilişkiler kendi özlerinde ayrılmayı kabul etmeyen ilişkiler değildir. Tersine yemek yemeden doymayı, boyun kesilmeksizin ölümü yaratmak ve boyun kesildiği halde yaşamı sürdürmek ve bunlara benzer tüm ilişkileri yaratmak Tanrı'nın kudreti dahilindedir. Gazali'ye göre neden-sonuç ilişkisinin zorunluluğu ne deneysel, yani a posteriori, ne de a priori olarak kanıtlanabilir. Şu halde zorunlu ilişki sanısı sadece psikolojik bir alışkanlığın ürünüdür. Doğada nedenin sonucu zorunlu kılması türünden zorunlu bir ilişki yoktur. Ateşle pamuğu yan yana getirdiğimizde yanmaya neden olan şey ateşin doğası değildir. Cansız nesnelerin fiilleri olamaz. Yanmanın nedeni Tanrı'nın doğrudan ya da melekler aracılığıyla müdahalesidir. Bu nedenle Gazali'ye göre filozofların doğa bilimlerinin neden-sonuç ilişkisini zorunlu saydığı için bir kısmı doğru olsa da bir kısmının dinsel açıdan cahilce şeyler olduğunu belirtmek gerekir. Yine o tıp bilimini öğrenmek zorunlu olmasına rağmen
doğa bilimlerinin öğrenilmesinin zorunlu olmadığını kaydeder. Şeriata göre meşru olabilecek doğa bilimlerinin amacını da şöyle belirtir. Doğa bilimlerinin amacı, doğanın Tanrı'nın emri altında olduğunun, bizzat kendisinin bir şey yapmayıp bilakis yaratan tarafından yaptırıldığının, güneş, ay, yıldızlar ve diğer nesnelerin onun emrine tabi olduğunun ve bunların kendiliklerinden bir eylemlerinin olmadığının bilinmesidir. Gazali, filozofların ahlak ve siyaset bilimlerine yöneldiğinde adeta Hristiyan ilahiyatçı Clement ve Orijen'in düşüncelerinden esinlenir bir biçimde velilerin ve peygamberlerin kitaplarından çaldıkları şeylere batıl düşünceler eklemekle filozofları itham eder. Onların ilahiyat alanındaki bilgilerini zanla niteler ve hatalarla dolu olduğunu ekler. Ona göre bu filozofların en büyük hatası daha önce de söylediğim gibi tanrısal bilimlerdedir. Çünkü onlar mantıkta şart koştukları kesinlik içeren hususlara bu bilimde sadık kalamamışlardır. Gazali halkı filozofların ve bilimlerin etkisinden korumak için onlarla ilgili sonul yargısını şöyle ifade eder. Filozoflara, çokluklarına ve eskileriyle yenileri arasında hakka yakınlık ve uzaklık farkına rağmen küfür ve dinsizlik damgasını vurmak gerekir. Gazali, halkı felsefecilerden ve onların kitaplarından korumak için de metaforik bir dille şöyle der. Filozofların kitaplarını okumak, içlerinde bulunan desise ve tehlike nedeniyle yasaklanmalıdır. İyi yüzmeyeni nehir kıyısında dolaşmaktan men etmek gerektiği gibi halkı da bu kitapları okumaktan alıkoymak gerekir. Yine çocukları yılanlardan korumak icap ettiği gibi kulakları da bu sözlerin tehlikelerinden uzak tutmak gerekir. Gazali'nin felsefeye yönelik eleştirileri, felsefenin düşünsel boyutuyla sınırlı kalmaz, eylemsel boyutunu da içerir. Bu nedensiz değildir. Çünkü felsefe ve filozoflar aynı zamanda bir yaşam biçimi de savunuyorlardı. Felsefe o dönemlerde Ebubekir Zekeriya Razi'nin deyişiyle Es-Sire el-Felsefiyye, yani felsefi bir hayat tarzında idi. Yine Farabi'ye göre felsefe, insanın sahip olduğu tüm yeteneklerin eylemsel hale gelmesini, insanın en yüksek mutluluğa ulaşmasını, onu elde etmesini temin eden bir yoldu. Gazali öyle anlaşılıyor ki, filozofların ortaya koyduğu bu yolun, İslam'ın çizdiği yol ile, yani dini yaşam biçimiyle çeliştiğini ve filozofların insanlara kötü örnek olduğunu düşünüyor idi. Nitekim Gazali filozofların filozofları eleştirirken, yaşam biçimlerini eleştirirken İslam dünyasındaki halktaki bozulmalara değinirken filozoflarla ilgili de bir pasaj aktarır. 5 tane halkı gerçekten hakikatten saptıran hususlar belirler. Bunlardan birisi de filozoflarla ilgilidir. O kısmı size aynen okuyayım El-Munkiz'dan. Bir 5.'si de bunu taklit ederek yapıyorsun. Ben felsefe okudum ve peygamberliğin hakikatini anladım. Bunun sonu hikmet ve kamu yararına dayanır. İbadetlerden maksat halkın cahil kısmını zapt etmek, onların birbirlerini öldürmekten, çekişmekten ve nefsani arzulara dalmaktan alıkoymaktır. Ben cahil halktan biri değilim ki dinsel hükümlerin altına gireyim. Ben filozoflardanım ve hikmete uyarım. Hakikati bununla görürüm. Bu hususta taklide ihtiyacım yoktur diyorlardı. Filozofların görüşleri adına konuşuyor Gazali. Ve devam ediyor. Bu ilahiyatçıların felsefesini okuyanların varacağı son inançtır. Bu sapan adam bunu İbn Sina, Ebu Nasr el-Farabi'nin kitaplarından okumuştur diyor. Gazali'nin dışında İslam kültüründe felsefe aleyhtarlığı yapan başka düşünürlerle de karşı karşıya kalıyor. Başka düşünürler de var. Bu şundan okudum. Benim bu
Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe, Mehmet Dağ Hoca ile birlikte yazmış kitaptan okudum. Zaten ders notlarınız arasında var. Bunu okumanızı önermiştim. Şimdi size İslam dünyasında felsefe ile ilgili, dinden yola çıkarak felsefeyi reddedenlerle ilgili bir başka, yine benim bir İslam kültüründe felsefenin krizi ve aydınlanma sorunu. Oradan okuyacağım. Felsefe ile ilgili verilmiş fetvalar var. Bu fetvaları size göstermeye çalışacağım. İslam kültüründe felsefe hareketlerine yönelik, felsefenin neliği ve krizine yönelik benim eleştirel bir değerlendirmemi içeren bir kitap bu. Bir değerlendirme kitabı, bir eleştirel yaklaşımı, eleştirel yaklaşım kitabı daha doğrusu. Burada Ortaçağ İslam kültüründe felsefe ile ilgili olarak efendim ileri sürülmüş tezlerin büyük çoğunluğunu göstermeye çalıştım size. Mesela İslam kültürü içerisinde özellikle bu selefi kesimlerin felsefeye mukavemet ettiklerini görüyoruz. Şöyle bir argüman savunuyor bu selefiler felsefeye karşı, felsefeyi reddetmek için. Bu aktaracağım metin Tevhidi'nin El İmta vel Muanese isimli eserinden. İslam'ın ilk aslında, yani sahabe döneminde felsefe mi vardı? Tabiin, yani sahabeleri takip edenler, felsefeyle ne ilişkileri var? Anılan kurtuluş ve mutluluk döneminde, yani peygamber dönemini kastediyor, nasıl oldu da önemli bir sorun birinci, ikinci, üçüncü nesillere ve günümüze kadar İslam toplumunda gizli kaldı? Halbuki onlar arasında fakihler, zahitler, abidler ve takva sahipleri, dünya ve ahiret hakkında kılı kırık yaran düşünürler vardı. Gerçek niyetinizi gizlediniz. Kovasız, ipsiz su içmeye kalkıştınız. Zayıf ve tutarsız görüşlerinizi kanıtlamaya çalıştınız. Tanrı'nın değersiz kıldığını yüceltmek, onun yücelttiğinin değerini düşürmek istediniz. Filozoflara sesleniyor. Tanrı'yı üstün gelinemez. Tam tersine o her şeyi yerine getirmeye kadirdir. O kesinlikle dilediğini yapar. Aranızda kim Musa'nın asasının yılana dönüştüğünü, denizin yarıldığını, koltuğun altındaki elin kusursuz bir biçimde bembeyaz çıktığını, bir beşerin topraktan yaratıldığını, bir insanın tutuşturulmuş ateşe atıldığı halde o ateşin serin ve esenlik haline geldiğini kabul ediyor. Hile ve aldatmayı bırakın. Zahir ve batın ayrımından vazgeçin. Bununla birlikte hiçbir dinin dindarından, o dinin kurucusunun felsefeye davet ettiğini, onun Yunanlılardan öğrenilmesini istediğini duymadık. Musa, İsa, İbrahim, Davud, Süleyman, Zekeriya ve Yahya'dan Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar bu konuda filozoflara gönderme yapanlarla karşılaşmadık diyor. Gördüğünüz gibi sahabe döneminde, tabiin döneminde ve peygamber döneminde geriye gittiğimizde felsefe mi vardı diyor. Bunlar saçmalıktan ibaret felsefe dediği şey. Kaldı ki diyor, filozoflar mucizelere falan da inanmıyorlar, dindarca da yaşamıyorlar demeye çalışıyor. Yine felsefe ile ilgilenen Amiri ile ilgili yine Tevhidi'nin aktardığı bir metni okuyacağım. Bu da ilgi çekici bir metin. Bu filozoflara karşı ne kadar hoşgörüsüzlüğün egemen olduğunu gösteriyor. Felsefe ile ilgilenen Amiri öldürülmekten korktuğu için köşe bucak kaçıyor. Bunu bazen İbn el-Amidi'nin çevresinde saklanmakla, bazen Nişabur ordu komutanına sığınmakta, bazen de İslam'ı savunan kitaplar yazılarak halka şirin görünmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte dinsiz olarak suçlanmaktadır. Alemin ezeliliği, heyula, suret, zaman, mekan ve hezeyan kabilinden buna benzer sözler sarf etmekle suçlanmaktadır. Oysa Tanrı kitabında ne bunlarla ilişkili bir şey söylemiş, ne onun Resulü böyle bir şey öğretmeye kalkışmış, ne de ümmeti o konularda görüş bildirmiştir. Bununla birlikte
O, yani amiri, bidatçı olan herkese avutmakta, zındıklıkla suçlananların hepsi onun meclisine devam etmekte. O da her zahirin batını ve her batının zahiri bulunduğunu iddia edenlere kendi fikirlerini aşılamaya çalışmaktadır. İslam dünyasında özellikle fıkıh ve kelam çevrelerinin felsefecilere karşı din varken felsefeye gerek yok, din her şeyi halleder, kitap ve sünnet bize yeter, felsefe ve felsefi bilimlere ihtiyacı yok İslam dünyasının. Zaten peygamber, sahabe, tabi'in ve tebeut tabi'in, yani peygamber ve onu takip edenler de ilgilenmemişler diyor. Yani dolayısıyla bu felsefe dediğimiz şey bir bidattir demeye çalışıyorlar. Bu yüzden İslam dünyasında yetişmiş fıkıhçıların özellikle sık sık felsefeyle ilgili fetva verdiklerini görüyoruz ki bunlardan önemli bulduğum bir tanesini aktaracağım size. Bu İbni Salah'ın fetvası. İbni Salah'ın fetvası filozoflar adına toplumsal dışlanmaya ve ötekileştirmeye çanak tutması açısından Gazali'ci anlayışı pekiştirmekte ve yöneticilere filozofları korumama görevi yüklemeye çalışmaktadır. Onun fetvası oldukça ünlüdür. Bu yüzden onun kimi çarpıcı noktalarını size açıklamak isterim. İbn-i Salah'a göre felsefe ve felsefi bilimler aptallığın temelidir. Tüm yanlışlıklar ve sapkınlıklar felsefeden kaynaklanır. Felsefe ve felsefi bilimlerle uğraşanların şeriatın güzelliklerini görmez olur. Zira onunla uğraşan Tanrı'dan uzaklaşır ve şeytana yaklaşır. Dolayısıyla felsefeye ilişkin şeylerle meşgul olmak şer'an, dinen yani, caiz değildir. Şeriat ve şer'i bilimler tamamlanmıştır. Bu bilimlerin önderleri ortada ne mantık ne de felsefe varken gerekli olan bilimleri tüm derinliğiyle ortaya koymuşlardır. Bir faydası olmadığına inanıp felsefe ve mantıkla uğraşanların şerrinden Müslümanları korumak sultana düşer. Sultan böylelerini medreselerden çıkarıp uzaklaştırmalı, hala aynı şeylerle uğraşıp uğraşmadıklarını takip etmelidir. Onun ön yargılarla dolu fetvası şöyle devam eder. Burası daha da ilgi çekici çünkü İbn-i Sina ile ilgili. Soru: İbn-i Sina'nın eserleriyle uğraşmak, kitaplarını incelemek caiz midir? Yine onun ulemadan olup olmadığına inanmanın hükmü nedir? Cevap: bu caiz değildir. Kim bunu yaparsa dinini yitirir ve büyük bir fitneye maruz kalır. O ulemadan değildir. Yani İbn-i Sina ulemadan değildir. Aksine insan şeytanlarından bir şeytandır. Soru: mantık ve felsefe öğrenimi ve öğretimiyle uğraşanlar hakkında ne dersin? Mantık biliminin özlü ve ayrıntılı bir biçimde öğrenimi ve öğretimi şeriat açısından mübah mıdır? Sahabe, tabiun, selef-i salihten müştehit imamlar felsefe ve mantık öğrenimi ve öğretimi konusunda neler söylemişlerdir? Şer'i hükümlerin ispatında mantık biliminin terimlerini kullanmak caiz midir? Şer'i hükümlerin buna gereksinimi olup olmadığı konusunda ne diyorsun? Mantık ve felsefenin açıkça öğretimini yapanlar karşısında gerekli olan nedir? Bir sultan kendi döneminde kimi şehirlerde kimi şahısların felsefe eğitim ve öğretimiyle uğraştıklarını, kitaplar tasnif ettiklerini ve medreselerde ilim öğrettiklerini görürse ne yapmalıdır? Sultanın bu şehirlerdeki felsefecileri azletmesi ve insanları onların şerrinden koruması gerekir mi? Cevap: felsefe aptallığın ve çözülüşün temelidir. Tüm sapıklıkların, başkaldırının, zındıklıkların ve yanlışlıkların nedenidir. Felsefeyle uğraşan kişi şeriatın güzellikleri ve açık kanıtları karşısında kör olur. Felsefe öğrenen ve öğreten sapıtır ve haktan uzaklaşıp şeytanı önder edinmiş olur. Mantığa gelince, mantık, o da felsefenin girişidir.
Şerrin girişi de şerdir. Dolayısıyla onun öğrenim ve öğretimiyle uğraşmak da şer'i olarak caiz değildir. Ne sahabe, ne tabi'in, ne selef-i salihin, ne de müştehit imamlar onu mübah saymışlardır. Şer'i bilimlerdeki araştırmalarda mantık terimini kullanmaya gelince, şer'i bilimler Tanrı'ya hamdolsun ki mantık ve terimlerine gereksinim duymazlar. Mantıkçıların tanım ve kesin kanıtla ilgili iddiaları geçersizdir. Şeriat ve şer'i bilimler tamamlanmıştır. Şer'i bilimlerin öncüleri, ortada ne mantık ne de felsefe varken gerekli olan bilimi bütün derinliği ve ayrıntısıyla ortaya koymuşlardır. Bir yararı olduğunu düşünüp felsefe ve mantıkla uğraşanların, onu öğrenen, öğreten ve bu konuda kitaplar yazanların şerrinden Müslümanları korumak sultana düşer. Sultan bunlarla uğraşanları soruşturup medreseden çıkartmalı, hala aynı şeyle uğraşanlar varsa onları takip ettirmeli, filozofların inançlarına bağlı olduğunu söyleyenleri ise İslam ve kılıç arasında tercihe zorlamalıdır. Şimdi çok ilginç, İbn-i Teymiye de bu kervana katılıyor. O da bir ilahiyatçı. O da bu kervana katılıyor. Hiç de geri değil İbn-i Salah'ın. Şöyle diyor İbn-i Teymiye: felsefecilere gelince onların durumu Yahudiler ile Hristiyanların durumundan da kötüdür. Çünkü onlar berikilerin cehalet ve sapıklığı ile ötekilerin facirlik ve zalimliklerini bir araya getirerek cehalet ve zalimlik alanında Yahudileri ve Hristiyanları bile geride bırakmışlardır. Nedenine gelince onlar mutluluğu sadece gerçeği bilmeye bağlı saydılar. İnsanın varlık alemi ve akıl prensipleriyle uyum içinde bilgi sahibi olmasını mutlu olması için yeterli gördüler. Arkasından da Tanrı'nın zatı, isimleri, sıfatları, melekleri, kitapları, peygamberleri, yarattıkları ve emirleri hakkında çok zayıf bilgilerle yetindiler. Böylece cahillikleri bilgilerinden daha büyük ve sapıklıkları hidayetlerinden daha baskın oldu. Başka bir deyişle, basit cehaletle katmerli cehalet arasında dönüp dolaşır oldular. Çünkü onların tabii bilimler ile matematik alanında söyledikleri sözler nefsin kemalini sağlayamaz. Bu konuda herhangi bir yararları da yoktur. Yine devam ediyor. Filozoflar Müslüman değildirler. Onlar Yahudi ve Hristiyan da değildirler. Aksine müşriklerin durumu bile onlardan daha iyidir. Kelamcılar açık sapıklıkları ve İslam'a muhalefetleri nedeniyle evrenin öncesiz olduğu, Tanrı'nın tikelleri dönüp bilgisini yadsıdıkları ve ahireti reddettikleri için onları reddettiler. Bu üç meselede Ebu Hamid el-Gazali Tahafüt el-Felasife'de onları dinsizlikle suçladı. İbn Haldun, yani ben bastığı dalı kesen adam diyorum İbn Haldun'a genelde. Böyle bir yazı da yazmıştım İbn Haldun. Hem felsefi yöntemi kullanıp hem de felsefe aleyhinde konuşması. Sanırım şeyle ilgili, felsefe o kadar karalanmış ki, felsefe o kadar dinsizlikle iç içe sokulmuş ki, yani felsefi bir metot kullanan İbn Haldun bile felsefeyle ilgili bakın ne diyor. Felsefenin iptaline ve felsefeyi meslek edinenlerin fesadına dair kitabındaki bölüm mukaddimede. Yani felsefeye ve filozoflara karşı reddiye bir bölüm yazmış böyle. Felsefenin zararı ise malumunuz olan hususlardır. Şu halde onu tetkik eden bir kimse gücü yettiği nispette onun zararlarından sakınmalıdır. Onu tetkik etmek isteyen kimse şer'i ahkamla dolu tefsir ve fıkıhla vakıf olduktan sonra tetkik etmelidir. İslami ilimlerden habersiz olan kimse bunun üzerinde düşünmemelidir. Çünkü böyle bir kimsenin onun tehlikelerinden emin olması mümkün değil. Filozoflar ve felsefe konusunda İslam dünyasında verilen fetvalar, dini sapkınlıkla ithamlar İslam kültüründe aralıksız devam etmiş gibi gözüküyor. Mesela
İlhan Kutluer bu konuyla ilgili bütün verileri toplamış durumda. Belgelediği gibi İlhan Kutluer'in felsefeye din karşıtı yıkıcı bir düşünce, şeytani bir yol olarak konumlandırılmış. Filozoflar putperestlik, cehalet, zındıklık, ilhat ve benzeri niteliklerle bir arada anılmıştır. Bu nitelikleri gündeme getirilerek mesela 13. yüzyılda Kurtubi, yine 14. yüzyılda İbn-i Kayyım el-Cevziye, 14. yüzyıl İbn-i Cüzey, yine 14. yüzyıl Şatibi, 15. yüzyıl Hacer el-Eskilani, 16. yüzyıl Osmanlı Ebu Suud Efendi, bu biliyorsunuz Şeyhülislam aynı zamanda, Hanefi Fakih İbn-i Nüceym 16. yüzyıl, Buhuti 17. yüzyıl, İbn-i Abidin 18. yüzyıl, kendi dönemlerinde olmayan felsefeci kalmamış ama felsefe aleyhine fetvalar vermişler, filozoflara cephe almışlar diyor. Felsefe karşıtlığının, felsefeyi küfürle suçlamanın şiirlere ve özlü sözlere bile sirayet ettiğini görüyoruz. Mesela Fazlur Rahman'ın Sünniliğin felsefeye bakışını yansıttığını söyleyerek aktardığı Abdülaziz Pahravavi'nin 19. yüzyıldayız. Şiiri bunun ilginç bir örneğini sunar. Şöyle diyor şiir. Hintli bir Müslümanın yazdığı şiir. Ey Hint uleması! Tanrı size uzun ömürler versin. Ve Tanrı'nın inayetiyle hastalığınız iyileşsin. Siz akli bilgiyle bu inayete erişmeyi umuyorsunuz. Ben gerçekten ümidinizin boşa çıkacağından korkuyorum. Çünkü buradan itibaren kitaplar hep filozof bunlar. Ne Esürüddin'in eserlerinde hidayet, ne de İbn Sina'nın işaretlerinde sizin şifanız için ümit vardır. Sadra'nın şerhinde sadra şifa olmayıp hakikatte senin zihninin yorgunluğunu artırır. Işıldayan güneş parladığında bile ışıksızdır. Zekalarınızı gece gibi muğlaklaştırır ve karanlıklaştırır. Sülleminiz sadece sizi aldatmaya yarar. O sizi yücelere çıkaramaz. Küfür ilimlerini şeriat olarak aldınız. Yunan filozoflarını da peygamberiniz diyor. İslam kültüründe felsefe ve felsefi bilimlere yönelik köklü bir damarın olduğunu görüyorsunuz. Batı'dan daha katı. Batı dünyasında çok azdır felsefeye mukavemet gösteren düşünür. Ama İslam dünyasında ana kanat felsefeye mukavemet göstermiş gibi gözüküyor. Fıkıhçı ve kelamcı. Hatta tasavvufçuları okuduğunuzda onlarda da felsefeye ilişkin epey şeyle karşılaşıyorsunuz. Zaten bu kitabın ana konusu İslam kültüründe felsefenin krizi, ana konusu bu. Benim yaptığım bir çalışma. Şimdi Batı dünyasında felsefe dinin içerisinde özümsenmiş ve din felsefileşmiş. İslam felsefileşmeye mukavemet göstermiş bir din. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Bugün de İslam felsefileşmeye mukavemet göstermeye hala devam ediyor. Biz nispeten felsefileşmiş durumdayız. Bizim din inançlarımız nispeten öyle ama Orta Doğu'ya gittiğinizde Orta Doğu'daki İslam gerçekten ne diyelim siz de görüyorsunuz zaten çatışma ve şiddet üzerine kurulu hiçbir felsefi derinliği olmayan yoz bir ne diyelim el kesme, kol kesme, taşlama bunlara indirgenmiş çok yoz bir İslam düşüncesiyle karşılaşmanız mümkün. İşte felsefeye mukavemet gösterdikleri için hala da öyle. İslam kültüründe felsefe Şiileri bir kenara bırakırsak Sünni kesim içerisinde felsefe ciddi anlamda hakkında bir sürü fetvalar verilmiş bir yaklaşım tarzı. İyi. Felsefe fetva verir de filozoflarla ilgili. Filozoflar felsefeyle ilgili din felsefeyle ilgili fetvalar verir de filozoflar durur mu? Yani dinden yola çık, felsefeden yola çıkarak dini reddeden düşünürlerle de karşılaşıyoruz. Gerçi Gazali'nin tasnifini yaparken özellikle bu Dehriler ve siz söyleyin adını Dehriler ve naturalistler. Tabiyyun dedi. Dehriyun ve tabiyyun. Yani Dehriler ve tabiyyun.
naturalistler ya da tabiatçılar dediği bir gruptan söz eder İslam kültüründe. Kimler olduğu çok belirgin olmamakla birlikte Gazali isim vermez ilahiyatçıların dışında ama bugün elimizde var. Mesela İslam dünyasında, Batı Hristiyan dünyasında böyle bir yaklaşım tarzı yok ama İslam dünyasında var. Özellikle İslam dünyasında İbn Ravendi, Ebu Bekir Zekeriya Razi ve Serahsi gibi düşünürler. Felsefeden yola çıkarak bir din eleştirisi yapıyorlar ve felsefeden yola çıkarak dinin reddedilmesi gerektiğini göstermeye çalışıyorlar. Dilerseniz çok uzatmamakla birlikte buradan İbn Ravendi ve Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin nasıl felsefeden yola çıkarak dini reddettiklerini efendim göstermeye çalışayım ana hatlarıyla. Şimdi İbn Ravendi bir kelamcı aslen, Mutezili bir kelamcı ama daha sonra Mutezile'den ayrılmış Şii geleneğe ulaşmış ve anlaşıldığı kadarıyla daha sonra tüm din ve dinsel düşünceleri reddetmiş gibi gözüküyor. Hakkında çok fazla tartışmalar var İslam kültürü içerisinde. Merak ediyorsanız bu kitabı okumanızı öneririm. Bize değin ulaşmadı eserleri ama hasımlarının aktardıkları var. Bu hasımlarının aktardıklarından öğrendiklerimiz var. Buradan yola çıkarak bazı kitaplar ona iliştiriliyor. Kitaplar, en önemlisi Kitab-ı Zümrüt, onun üzerinde ayrıca duracağım. Mesela İbn Ravendi hakkında kitap yazan Mutezili Hayyat'a göre onun dinsizliğini ortaya koyan yapıtlarının en önemlisi Kitab-ı Taç, Taç kitabı. İbn Ravendi bu eserinde dünyanın yaratılmışlığını inkar ediyor. Evrenin öncesiz olduğunu ileri sürüyor. Eserden yapıcısına delil getirilemeyeceğini, bu yüzden de evrende Tanrı'nın herhangi bir kanıtının ya da delilinin bulunmadığını iddia ediyor. Ona göre evren bir bütün olarak öncesizmiş, yaratıcısı da bulunmamaktaymış. Bir diğer yapıtı olan Kitab-ı Ta'dil ve Tecvir. Bu kitapta ise evrendeki tanrısal hikmeti ve inayeti reddetmiş. Buna göre kullarına çeşitli hastalıklar ve belalar veren, itaat etmeyeceğini bildiği ve takdir ettiği halde kuluna itaati emreden, boyun eğmeyip küfre düşen kulunu ebedi olarak ateşle cezalandıracağını söyleyen acımasız bir tanrıya hakim, yani bilge bir tanrı denilemez diyor. Kitab-ı Zümrüt adlı yapıtında peygamberliği ve mucizeyi inkar ettiği, ayrıca Kur'an'da çelişkilerin yer aldığını ileri sürdüğüne tanık oluyoruz. Kitab-ı İmame adlı yapıtında ise muhacir ve ensara dil uzatmış, Hazreti Muhammed'in kendisinden sonra bir halef belirlediğini fakat bazılarının buna muhalefet ettiğini ileri sürmüş. Bu Şiilikle ilişkili bir iddia biliyorsunuz. İbn-i Nedim'e göre bir başka kitabı eseri olan Kitab-ı Kabit'te ise Tanrı'nın bilgisinin önceli olduğu ve eşyayı yaratmadan önce onun hakkında bir bilgi sahibi olmadığını savunduğu kaydediliyor. Kadı Abdülcabbar, ona bakarsak, Kitab-ül Ferid'inde peygamberin masumiyetini sorgulamış, onun risalet görevini ifa ederken beşeri zaafların etkisiyle peygamberlik, yani nebevi kişiliğini örselecek bir biçimde hata ve kusur işlediğini iddia etmiş. Yine bu eserde mütevatir haberin, yani yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun aktardığı haberin değerini tartışmış. Hazreti İsa'nın öldürüldüğü yönündeki Yahudi Hristiyan inancının da mütevatir haber olduğunu fakat bununla İslami öğretinin çeliştiğini ifade etmiş. Bir Yahudi adına yazdığı ileri sürülen Kitab-ı Damig adlı yapıtında ise Kur'an'ın dilsel yönünü tartışmış, onun içinde çelişkiler bulunduğunu ve Kur'an'ın nazım bakımından, yani form bakımından edebi olmadığını, olsa bile Arap olmayanları bağlamayacağını ifade etmiş. Genelde din hakkındaki argümanlarına baktığınızda üç büyük argümana gündeme getirdiğini görüyorsunuz. İlk argüman epistemolojik bir temele dayalı ve akılla peygamberliğin çeliştiğini ve bilim ve sanatların kurulması için peygamberliğe ve vahye gerek olmadığını ifade ediyor.
Şöyle diyor, çok meşhur bir şey var, argümanı şu. Peygamber ya akla uygun yargılar ortaya koyar ya akıl dışı yargılar ortaya koyar. Akla uygun yargılar koyarsa peygamber gereksizdir. Çünkü akıl bunları zaten kendisi bulur. Akla aykırı yargılar ortaya koyarsa ya da akıl dışı yargılar ortaya koyarsa akıl bunları kavrayamayacağı için, anlayamayacağı için yine anlamsız ve saçmadır. Her iki durumda da peygamberlik ve vahiy gereksizdir. İkinci argümanı, dinsel ibadetlerin akıl dışılığına vurgu yapar. Bu argümanda aslında söylediği şey şu, uzatmamak için. Peygamber namaz, gusül abdesti, haçta şeytan taşlama, işitmeyen görmeyen bir evin etrafını tavaf etme, hiçbir yararı ve zararı olmayan iki taş yani Safa ile Merve taşı arasında koşma gibi aklın çirkin gördüğü bir takım hükümler ortaya koymuştur. Tüm bunlar akla aykırıdır. Halbuki Kabe'yi tavaf etmekle başka herhangi bir evi tavaf etmek arasında, keza Safa ve Merve ile Ebu Kubeys ve Hira arasında hiçbir fark yoktur. Eğer peygamber aklın yüceliğini ve üstünlüğünü kabul ediyorsa ve gerçekten peygamberse, niçin aklın çirkin gördüğü bu tür hükümler ortaya koymuştur? Üçüncü argümanı, mucizevi haberlerin epistemik zayıflığına ve akıl dışılığına vurgu yapar. Bu argüman İslam dünyasında peygamberliğin kanıtı olarak görülen en temel hususu eleştiri konusu yapar. Buna göre mucizevi olaylar çok çeşitli olup bunlar arasında mahiyetinin bilinmesi zor olan, anlamak için oldukça dikkat edilmesi gerekenler de vardır. Eğer bunlar hakkında haberler sayıca az bir topluluktan geliyorsa yalan olma ihtimali taşımaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in Hazreti İsa'nın öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği hususunda ittifak eden Yahudileri ve Hristiyanları reddetmiş ve yalanlamıştır İbn-i Rayani'ye göre. Sayıca çok olan bu insanları reddetmesinde ve onlara yalancılık ve iftiracılık nispet etmesinde Hazreti Muhammed haklı ise, kendisinden mucizevi haberleri rivayet eden sayıca az topluluğun verdiği haberlerin reddedilmesi ve geçersiz kılınması daha fazla mümkün ve daha evladır. Ayrıca peygamberin doğruluğunun kanıtı olarak sunulan mucizeler el çabukluğu, göz boyama ve sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Sihirbazlar gibi kahinler de mıknatısın çekme özelliği gibi alışılmamış doğa olaylarını kendi çıkarlarına kullanırlar. Bunlar sadece hileli becerilerdir. Hazreti Muhammed'e iliştirilen mucizeler de bu türdendir. Söz gelimi İsra mucizesi böyledir. Mekke ile Beyt-i Makdis arası uzak değildir. Bu arada Beyt-i Makdis bugünkü İsrail'deki yerden söz etmiyor. Mekke'de bir yer vardı Beyt-i Makdis adında, ondan söz ediyor. İsra mucizesi de böyledir. Çünkü Mekke ile Beyt-i Makdis arası uzak değildir. Bir insan bunlardan birine gidip diğerine bir gecede gidip gelmesi olasıdır. Bu yüzden Beyt-i Makdis'e gidip gelmenin mucize olarak sunulması bir hileden başka bir şey değildir. Yine peygamberin Ammar'ın bir fitneyle öldürüleceğini önceden söylemesi gibi geleceği öngörme becerisi mucizelerle ilişkili değildir. Eskiden beri herhangi bir astrolog bu türden şeyler iddia etmektedir. Hadis kitaplarında Hazreti Muhammed'e iliştirilen mucizelere gelince İbn-i Ravendi'ye göre bunlar da sorunludur. Varsayalım ki mucizeler gösterilirken peygamberin ne yaptığını gözlemleyecek kadar yakınında çok az sayıda insan bulunuyordu. Bu kadar az sayıda insanın verdiği bilgiler nasıl güvenilir olabilir ki? Zira bu kadar az sayıdaki insanın yalan söylemede gizlice anlaşması olasılığı saf dışı edilemez. Kaldı ki Muhammed'in ortaya koyduğu Kur'an da çoğunluk bile olsa insanların yanılabileceğini söyler. Bedir Savaşı'nda mucizevi olarak Tanrı'nın peygambere yardım etmek için gönderdiği iddia edilen melekler sayılarının çok olmasına ve Müslümanlarla birleşmelerine rağmen 70'ten fazla adam öldürememişlerdir. Üstelik yardım için geldiği iddia edilen bu melekler peygamberin ölüm korkusuyla köşe bucak kaçtığı Uhud savaşı gününde
Neredeydiler? Ne oldu da yardıma gelmediler? Hazreti Peygamber'in Yahudilere eğer sözünüzde sadıksanız ölümü temenni edin diyerek mübahaleye çağırması ve ölümü temenniyle ilgili meydan okuması da anlamsızdır ve sadece bir blöftür. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ın doğruluğunun kanıtı olarak sunulan dilsel yönden mucize olduğu savı ve benzerinin getirilemeyeceği iddiası da gerçeği yansıtmaz. Eğer Muhammed'e Kureyşliler bir yanıt verememişse bu ya buna ayıracak vakitlerinin olmaması ya da eğitim eksikliklerinden kaynaklanmış olmalı. Öte yandan herhangi bir Arap, yani Muhammed Arapçayı iyi bir biçimde öğrenip diğer Arapları bu konuda geride bırakmış da olabilir. Kur'an'ın güzel sözler içermesi onun mucizevi ve doğru olduğunun kanıtı da olamaz. Kaldı ki bu da doğru değildir. Zira Kur'an hakim, yani bilge birisinin sözüne benzememektedir. Onda çelişkiler, hatalar ve imkansız sözler vardır. Şu halde onun Tanrı'nın sözü olması imkansızdır. Ayrıca Arap dilinde yazılmış bir yapıtın edebi güzelliği sadece Arapları bağlar, diğer uluslardan olan insanlar için Kur'an'ın dilsel yönünden mucize olduğu iddiası hiçbir temele dayanmaz. İslam dünyasında bir diğer büyük din eleştirmeni, felsefeden yola çıkarak din eleştirisi yapan, akıldan yola çıkarak din eleştirisi yapan bir diğer düşünür, Ebubekir Zekeriya Razi'dir. Ebubekir Zekeriya Razi saygın bir adamdır, bir tabiptir aynı zamanda. Biliyorsunuz İslam'ın Galeni diye de bilinir. İslam'ın Galeni. İslam dünyasının Galeni diye bilinir. Gerçekten şöhretli bir tabiptir. Size daha önce hayatından söz etmiştim. Bunun da dinle ilgili yazdığı eleştiri kitapları var. Bize kadar ulaşmış gibi gözükmüyor ama parçalar halinde aktarılmış gerçekten eleştirenler tarafından. Bu argümanları ben 5 ana argüman halinde toplayabileceğimizi düşündüm. 5 argümanı kısaca size anımsatacağım. Ebubekir Zekeriya Razi'nin din karşıtı argümanlarından birincisi, ilk argümanı, akıldan hareket ediyor. Tıpkı İbn-i Ravendi gibi. Buna göre akıl tanrısal bir armağandır ve yegane otorite odur. Gördüğünüz gibi Tanrı'yı kabul ediyor Ebubekir Zekeriya Razi ve İbn-i Ravendi de öyle ama peygamberliği ve dinleri reddediyor. Biz bunlara modern felsefede ne diyoruz? Deist diyoruz değil mi daha çok? O işte. Buna göre akıl tanrısal bir armağandır ve yegane otorite odur. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, faydalı, zararlıyı onunla elde ettiğimiz gibi bilimleri ve sanatları da akıl aracılığıyla kurarız. Yani akıl hem epistemik hem de aksiyolojik bir otoritedir. Şu halde aklın olduğu yerde peygamber ve dinlere gerek yoktur diyor. İkinci argümanı insanların epistemik olarak ve ontolojik olarak eşitliğinden hareket eder. Razi'ye göre peygamberlik kurumu özü gereği peygambere bilgi bakımından ayrıcalık tanıdığı gibi varlık hiyerarşisinde de onu diğer insanların üstüne yerleştirir. İnsanlar yaratılıştan hem akıl hem de varlık bakımından oysa eşittirler. Tanrısal hikmet herkese eşit düzeyde akar, herkes gücü ölçüsünde ondan yararlanır. Tanrı'nın adaleti herkesi eşit kılmasını gerektirir. Razi, insanlar arasında görülen yetenek farklılıklarını insanın çabasıyla açıklamaya yönelir. İnsanlar akılca, zekaca ve eğilimleri bakımından eşittirler. Fakat bazısı çok çalışır ve emek harcar, bazısı çaba ve emek harcamaz. Bu bakımdan ona göre insanlar çalışıp çabalasalar, gerekeni yapsalar, akıl ve eğilim bakımından eşit düzeye geleceklerinden kuşku duyulmaz. İnsanlar arasında bilgisiz olarak görünenler, anlayış kıtlığından ve yeteneksizlikten değil, felsefeye ilgisizlikten kaynaklanır. Nitekim herhangi bir kişi gündelik yaşamında ticari işlerinde önemli işleri başarır. Çünkü gücünü ve yeteneğini ticari işe harcar. Eğer bütün gücünü felsefeye ayırsaydı, felsefe alanında da ilerlerdi. Şu halde Razi'ye göre insan felsefe eğitimi aracılığıyla iyi ve kötüyü, yararlı ve zararlıyı birbirinden ayırabilir ve tanrısal unsurların bilgisini elde edebilir. Bu nedenle Tanrı'nın insanlardan birisini onlara yol göstermek için peygamber olarak seçmesi ve onu ayrıcalıklı kılması hikmete aykırıdır.
Tanrı'nın hikmetine ve merhametine yaraşan şey, dünya ve ahirette yararlı ve zararlı olan şeylerin bilgisini bütün kullarına eşit biçimde ilham etmek ve insanları birbirinden üstün tutmamaktır. Böylece insanları felakete sürükleyen görüş ayrılıkları ve çekişmeler de ortadan kalkardı. Razi şöyle diyor. Tanrı'nın bazı kimseleri peygamber olarak seçip bütün insanlardan üstün tuttuğunu, peygamberi önder yapıp insanları onlara muhtaç kıldığını nereden biliyoruz? Hakim ve rahim olan Tanrı'nın hikmet ve merhametine yaraşan, dünya ve ahirette yararlı ve zararlı olan şeylerin bilgisinin bütününü kullarına ilham etmek ve insanları birbirinden üstün tutmamaktır. Böylece insanlığı felakete sürükleyen görüş ayrılıkları ve çekişmeler de ortadan kalkmış olacaktır. Razi diyor ki, Tanrı birisini peygamber olarak seçmekle bir, epistemik olarak onu diğerlerinin üstün kılıyor. İki, ontolojik olarak diğerlerini seçiyor. Onları diğerlerinin üstün kılıyor. Tanrı diyor, kullar arasında niye ayrıcalık yapsın? Tanrı aciz bir varlık mı? Sonra niye bir insanı, diğer insanları bir insana kul köle haline getirmeye çalışsın? Diğer insanları yüceltmelerine neden olsun? Bir insanı yüceltmelerine neden olsun diyor. Razi'nin peygamberliği ve dinin geçersizliğini temellendirirken kullandığı üçüncü argüman, peygamber ve dinler arasındaki ihtilaflar ve çelişkilerden hareket eder. Ona göre bilgilerini ilahi kaynağa bağlayan peygamberlerin aynı şeyleri söylemeleri gerekirdi. Tanrısal olan hakikat değişmez. Oysa İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in, Mani'nin, Zerdüşt'ün tanrısal vahiyle ortaya koydukları şeylere bakılırsa hem birbirlerini itham ettikleri hem de birbirlerine çelişik öğretiler savundukları görülür. Bu çelişki iki boyutludur. Bir yandan bir peygamberin dediği diğerinkiyle örtüşmezken öte yandan aynı kutsal kitap içinde de çelişkiler bulunmaktadır. Söz gelimi İsa kendini Tanrı'nın oğlu olarak nitelediği halde hem Musa hem de Muhammed onun oğlunun olduğunu reddetmişlerdir. Yine Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiğini söylerken Muhammed bunu inkar etti. Hatta Muhammed daha ileriye gidip diğer kutsal kitapların tahrif edildiğini ileri sürdü. Musa bir yandan Tanrı'nın hiçbir şeye benzemediğini, ona hiçbir şeyin yarar ve zarar veremeyeceğini söylerken, diğer yandan Tanrı'nın etki altında kaldığına ve kızma, intikam alma gibi pek çok insan biçimci değişe yer verdi. İsa Musa'yı tamamlamak için geldiğini söylediği halde onun şeriatını neshetti, yani ortadan kaldırdı. Geçersiz kıldı. Aynı şekilde Muhammed de bir yandan Tanrı'nın hiçbir şeye benzemediğini söylerken, diğer yandan Tanrı'nın kürsüsünde oturduğunu, Tanrı'yı en güzel surette gördüğünü, ellerini omuzuna koyduğunu ve serinliğini hissettiğini, kürsüsünü, Tanrı'nın kürsüsünü 8 meleğin omuzlarında taşıdığını ve benzeri söylemektedir. Aynı durum kaza ve kader konusunda da geçerlidir. Bir yandan insanın özgür olduğu, öte yandan her şeyin kaderle belirlendiği söylenmekte, bu ise bir sır olarak konumlandırılmaya çalışılmaktadır. Tanrısal kökene dayanan şeyler birbiriyle nasıl çelişir? Birbirine çelişik olan şeylerin aynı kaynaktan geldiği nasıl söylenebilir? Bu durumda olsa olsa peygamberler yalan söylüyor olmalıdırlar. Öyle anlaşılıyor ki Razi'ye göre tanrısal hikmet, merhamet ve aklın tutarlılığı bakımından ele alındığında peygamberler birbirini reddettikleri için ve çelişkili bir bilgiler verdikleri için yatılmaları gerekir. Çünkü bu tanrısal hakikatin birliği ilkesine terstir. Razi'nin peygamberleri birbiriyle çelişmelerinden dolayı yatsırken birbirine karşı görüşleri ihtiva eden filozofların eserlerini kurtuluş olarak sunması bir çelişki sayılmaz mı? Ona göre filozofların farklı görüşlere sahip olmaları anlaşılabilir bir şeydir. Onların görüş ayrılıkları batıl ve sapıklık olarak nitelenemez. Çünkü çalışan, didinen kimse amacına ulaşamasa da doğru yoldadır. Ruh, düşünme ve araştırmadan başka yolla arınamaz. Oysa ilahi kökenli olduğu söylenen peygamberlerin birbirlerini reddetmeleri kabul edilemez. Ve bu durum, hakikati salt kendi öğretilerine indirgemeleri yüzünden tarih içerisinde sürekli
dinsel savaşlara da yol açmıştır. Birbirini yatsıyan ve kendi içinde çelişkiler barındıran kutsal kitapların nazım ve anlam bakımından mucize olduğu savı da gerçekçi değildir. Söz gelimi Kur'an kendisinin mucizeviliğini yatsıyan kimseye benzerinin getirilmesiyle yanıt verir. Razi bu konuda şöyle der. Aynı şekilde biz de size diyoruz ki siz de Usul-i Hendese kitabını El-Macasti'nin ve diğer bilimsel kitapların benzerini getiriniz. Razi'nin dördüncü argümanı dinlerin barışa değil savaşa neden olduğu esasına dayanır. Peygamberler birbirini inkar ettikleri için insanları ayrıştırmışlar, birliğe ve barışa değil savaşa ve çatışmalara yol açmışlardır. Razi şöyle diyor. Peygamberler yüzünden insanların birbirine düşmesini, düşmanlık duygularının gelişip savaşların artmasını ve bu sebeple insanlığın helak olmasını tanrısal hikmetle nasıl bağdaştıracağız? İnanç ayrılıkları sonucunda insanların birbirinin kanını dökmesinden, düşmanlık duygularının savaşlara yol açıp bir felaket halini almasındansa peygamberliğin bulunmaması daha doğru. Ona göre rahat, huzur ve barış içinde bir toplum kurmak için peygamberler ve onların getirdiği şeriatın zorlamaları da yersizdir. İnsanlığın korunması ve toplumun sağlamlaştırılması din ve din adamlarına bağlılığa dayanmaz. Bu yüzden dine zarar veriyor diye hakikatin açıklanmaması gerektiği düşüncesini savunmak saçmadır. Razi'nin peygamberlik ve din karşısında kullandığı beşinci argüman, kutsal kitapların ve dinlerin bilim ve felsefe düşmanlığıdır. Ona göre peygamberlerin getirdiği kitaplara inanan kimseler hurafelere inanmış demektir. Hurafelere inanan ise cehalet ve taklitte ısrar eden kişidir. Böylesi bir kişinin felsefi düşünce ve bilimle ilgilenmesi beklenemez. İnsanları bilim ve felsefeye düşman eden hurafelerle dolu kutsal kitapların hiçbir değeri yoktur. Platon, Aristoteles, Öklides, Hipokrat, Galen gibi düşünürlerin yapıtları insanlığa kutsal kitaplardan daha çok hizmet etmiştir. Bu kitaplar insanların sağlıklı bir biçimde yaşamaları, dünyayı anlamaları ve kavramaları için gereklidir. Oysa kutsal kitaplarda hayatı kolaylaştıracak, insanlara yarar sağlayacak hiçbir şey yoktur. Bu kadar zararlı olan, felsefi açıdan baktığımızda çelişkiler yumağı olan din ve din kurumu o halde niçin bu kadar yaygın? Razi'nin bu soruya verdiği yanıt üç unsura dayalıdır. Bunlar taklit, baskı ve basit insanları etkileyen dini törenlerdir. Şöyle diyor Razi, Ebu Bekir Razi. Şeriat sahipleri dini önderlerinden taklitle edinirler ve ilkeleri hakkında akılsal araştırmayı ve inceleme yapmayı yasaklarlar. Araştırma ve inceleme yapanları şiddet kullanarak sakındırırlar ve engellerler. Önderlerinden din konusunda araştırma yapmayı yasaklayan haberler naklederler ve rivayetlere aykırı davrananları kafirlikle itham ederler. Onların öncekilerden rivayet ettikleri şeyler şu şekildedir. Din hakkında tartışmak ve onun hakkında düşünmek küfürdür. Kim dinine kıyas sokarsa sonsuz bir karşılıklığa, karışıklığa neden olur. Tanrı hakkında düşünmeyin, yaratıklar üzerinde düşünün. Kader tanrısal bir sırdır, onu araştırmayın. Bu konuya dalmayın, sizden öncekiler bu konuyu tartıştıkları için helak oldular. Bu davanın sahiplerine, davanızın doğruluğunun kanıtı nedir diye sorulursa, hiddetlenirler. Kendilerinden kanıt isteyenlerin kanını dökmeye yönelirler. Böylece akılsal araştırmayı engellerler, muhaliflerini öldürmeye yönelirler. Şu halde Razi'ye göre felsefi açıdan baktığımızda din ve dini önderlere inananlar aklını geliştiremeyen zayıf düşünceli insanlar, kadınlar ve çocuklar olmak durumundadır. Aynı zamanda dinin yaşamasının altında yatan ana sahiplerden birisi de ona göre devletlerin itaati sağlamak için dini sürekli
kullanmalarıdır. Gördüğünüz gibi İslam dünyasında dinden, felsefeden yola çıkarak aklın ve felsefenin olduğu yerde dini inancın barınamayacağını söyleyen bir yaklaşım tarzının da gündeme geldiğini söylemek mümkün. Ama Hristiyan dünyasında bu türden bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değil. Ben görmedim daha doğrusu örneğini. Üçüncü yaklaşım tarzı dinle felsefeyi bütünleştirmek isteyenlerin yaklaşım tarzıdır ki bu hem İslam kültüründe hem de Hristiyan kültüründe ana damarı temsil eder. Mesela bir örnek olarak ele almak gerekirse, bir örnek olarak mesela Hristiyan şeyde patristik dönemde Clemens. Mesela Justinus Martyr örnek vermiştim zaten. Clemens Origenes mesela. Augustinus mesela. Saint Thomas Aquinas mesela. Bunlar dinde önce inanırlar, sonra inançta derinleşmek için felsefenin gerekli olduğunu iddia ederler ve savunurlar. Bu yüzden dini metin genelde sembollere, simgelere indirgenir. Mesela Origenes'ten bir örnek vereyim. Origenes tıpkı bir dini metni insana benzetiyor. Nasıl insan üç parçadan oluşuyor ise bir beden yanı, iki nefs yanı, üç ruh yanı. Nefsle ruh arasında fark var gördüğünüz gibi. Bedene karşılık gelen dinin literal anlamı var. Kutsal metinlerin bedene karşılık. Bu sıradan kitleler daha çok bunun peşindeler. Çünkü sıradan kitleler bu kadar, bu derinlikte. İkincisi nefs, nefsi, insan nefsine karşılık nefsi anlamı var. Bu bir katmer daha derinlikli. Bir de kutsal kitapların çok derin anlamları var. Tinsel, ruhsal anlamları. Bunları ancak işte hikmet ehli, felsefeyle falan derinleşmiş kişilerin keşfettiği hakiki anlam, gerçek anlamda budur diyor. Dolayısıyla felsefeyi nefsi ve tinsel anlam kullanarak kendi içerisine absorbe etmeye ve dini derinleştirmede kullanmaya çalıştığına tanık oluyoruz. Mesela Saint Thomas Aquinas'a bakalım. Saint Thomas Aquinas rasyonel teoloji ile vahiy teoloji arasında bir ayrım yapar. Ve rasyonel teoloji dediğimiz şey işte bizim felsefe dediğimiz şey. Burada Tanrı'nın varlığı, işte ne diyelim ruhun ölümsüzlüğü gibi problemlerin akıl aracılığıyla ortaya konulabileceğini söyler ve felsefeyi burada ciddi anlamda kullanır. Hatta Aristoteles felsefesini ciddi anlamda kullanır. Ama ona göre dinin bir de vahiy yönü vardır. Mesela Hristiyanlık'taki teslis gibi, Hazreti İsa'nın cisimleşmesi gibi bu tür konular gündeme geldi. Ya da maddi diriliş gibi. Evet bunlarda felsefi nosyonlar, akli nosyonlar vardır ama akli nosyonları aşar bu tür şeyler. Dolayısıyla felsefe bu rasyonel teolojide derinleşmek bakımından önemli bir unsurdur ona göre. Mesela İslam dünyasında ister Kindi'ye bakalım, ister Farabi'ye bakalım, ister İbn Sina'ya bakalım, isterse İbn Rüşd'e bakalım. Hemen hemen hepsinde felsefe ile din arasında özde bir çatışmanın bulunmadığı öncelikle saptanmaya çalışılır. Özde bir çatışmanın bulunmadığı. Ama ana formülasyon şudur. Ana formülasyon şudur. Din kitlelerin eğitimini amaçlar. Din kitlelerin eğitimini amaçlar. Bu yüzden din dil itibarıyla, ifade tarzı itibarıyla felsefeden farklı görünür. Çünkü din sembolik bir din kullanır. Mecazlar, metaforlar, öykülerle bir şey anlatır. Kıssalarla anlatır. Darbe meselelerle anlatır. Teşbihlerle ve temsillerle anlatır. Niye? Çünkü seslendiği kitle sıradan insanlardır. Dolayısıyla din hayal gücü düzeyinde ki hayal gücü simge oluşturur, teşbihler oluşturur değil mi? Hayal gücü düzeyinde gerçekliği ortaya koyar, kitlelere uygun. Felsefe ise aynı gerçekliği akli düzeyde ortaya koyar. İslam filozoflarına göre İbn Rüşd'ü istisna edersek
Farabi ve İbn Sina gibi filozoflarda Kindi'yi de dahil edebiliriz. İbn Bacci'yi falan da dahil edebiliriz. Gerek felsefi bilgi, gerekse dini bilgi etkin akla bağlıdır. Etkin akıl, çok ilginç, ay küresinin aklı. Bildiğiniz ay gezegeni var ya, ay küresinin aklı. Bu ay küresinin aklı da Cebrail'le özdeşleştirilmiş. Etkin akıl ya da Farabi ve İbn Sina'nın tercih ettiği sözcükle kullanan ruhul emin ya da ruhul kuds, kutsal ruh, emin ruh, bir kişinin hayal gücünü aydınlatırsa kişi peygamber olur, aklını aydınlatırsa filozof olur. İkisi de tanrısal kaynağa bağlanmış ama özde birler ama ifade tarzları farklı. Din simgesel, sembolik bir anlatım tarzı birimler. Felsefe ise, efendim siz söyleyin, doğrudan anlatım tarzı belirler. Farabi'nin burada önemli bir şeyi vardır. Onu da söyleyeyim. Önemli bir ayrımı da vardır. Şu söyler. Din, hayal gücü düzeyinde simgesel bir bilgi. Der ki Farabi, sosyolojik bakarak, dinin kullandığı simgeler ve semboller, seslendiği kitlelerin kullandığı simge ve sembollerdir. O yüzden Kur'an bedevi, mesela der ki Kur'an, işte deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Bir metaforik anlatım, benzetme, deve. Cenneti anlatırken alttan ırmaklara kar falan diye anlatır. Der ki o kitlelerin, hani bugünkü modern de işte söyleyeyim, modernde kültür kavramı yok ama dönemin egemen, o toplumda egemen olan metaforları, teşbihleri, öyküleri, sembolleri kullanarak onları ahlaki açıdan eğitir, siyasi açıdan itaate yönlendirir ve felsefeye de bir tür hazırlık yapar der din için. Kullandığı simgeler ve semboller kültürel koşuldur ve burada durmaz. Eğer bir kültür çok bedevi bir kültür ise onların simgeleri, sembolleri hakikatten daha uzaktır. Ve o simgeleri ve sembolleri kullanan din de hakikatten daha uzak olmak durumundadır der. Ve böylelikle dinler arasında bir derecelendirme de koyar. Kültüre seslendiği kitleye bağlı olarak. İbn Sina'da mesela çok ilginçtir. İbn Sina'da mucize düzeyinde, ilham düzeyinde bir peygamberlik vardır. Herkes görür. Rüya gören, sadık rüya gören, mucize düzeyinde peygamberlik vardır. Belki ya Hristiyanlığı kastediyor, orada daha çok mucizeler vardır. Bir de akıl düzeyinde peygamberlik vardır. Herhalde aklında kendi deyişiyle İslam var. İbn Rüşd'e baktığınızda, İbn Rüşd daha ilginç bir formülasyonu vardır. Benzer bir metafor orada da devam eder. Şunu söyler, yani bize din der, felsefe temelde aynı şeyi söylerler. İkiz kardeşler ama din diliyle felsefenin dili arasında bir fark var. Din daha çok burhani, cedeli ve diyalektik söylemleri kullanır. Felsefe sadece burhani söylemi kullanır. Ne demek istiyorum? Kabaca söyleyeyim. Din der, halka, kitlelere seslendiği için genel anlamıyla hatabi, retorik akıl yürütmeler, retorik, bunlar geçersiz akıl yürütmeler biliyorsunuz felsefi açıdan. İki, diyalektik akıl yürütmeler, yani cedel, tartışma karşılıklı. Bu hakikate yakındır. Bir de der, din filozoflara da seslendiği için, herkese sesleniyor çünkü din ona göre, İbn Rüşd'e göre, burhani, kesin kanıta dayalı söylemler de kullanır. Söz gelimi. Tanrı'nın elinin olması Kur'an'da, Tanrı'nın kürsüsüne oturması, Tanrı'nın kızması, intikam alması, gelmesi, gitmesi. Bunlar retorik şeylerdir. Anlatabildim. Yine mesela Hristiyanlarla Tanrı konusunda Müslümanlar arasındaki tartışmalar, cedeli tartışmalar yine halk düzeyinde. Ama Kur'an'da esas olarak Tanrı ile ilgili bunlar halka dönüktür bu tür şeyler. Eli, yüzü, kolu, kızması, nusması, insan biçimci değişler. Ama der Kur'an, onun dengi bir şey yoktur, onun benzeri bir şey yoktur da der. Bu burhanidir. İşte bu da der felsefi yanıdır. Diğer söylediği teşbihi şeyler halka dönüktür. Halkın anlaması içindir ama bu der filozoflara dönüktür. Dolayısıyla dinle felsefe arasında
söylem arasında bir farklılığın olduğunu söylemeye yönelirler. Yine mesela Farabi'nin deyişiyle söylersem din inanmayı esas alır. İnanma yöntem olarak baktığınızda. Ve bunlar demin söylemeye simgeler, teşbihler ve benzeri üzerinden yürür. Felsefe ise Burhan yani kanıtı esas alır. Kanıtsal bir yaklaşım tarzı vardır. Ama özde bir ve aynı hakikati dile getirmeye çalışır, demeye çalışırlar. Son bir şey daha söyleyeyim bir cümle. Din ve felsefenin farklı olduğu tezi, değil mi? Bu da önemli bir tez. Yani din başka bir şeydir, felsefe başka bir şeydir de diyebilirsiniz. İslam dünyasında din ve felsefenin birbirinden farklı olduğunu savunan benim görebildiğim Sicistani diye bir düşünürden söz etmek mümkün. Eğer Sicistani'nin dinle felsefeyle arasındaki şeyini bulursam, bir pasaj bulursam sadece pasajı okumak isterim. Ama yaygın bir yaklaşım tarzı değildir. Yani din başka, felsefe başkadır. Yani şöyle diyebilirsiniz, din akla dayalı, din vahye dayalıdır. Din bir takım ritüeller içerir, ibadetler içerir. İbadetlerin felsefeyle ne ilişkisi var ya? Ha, din bir takım ahlak ve politik şeyler içerir falan diyebilirsiniz. Yani metodu konularla arasında benzerlik bulabiliriz. Varlığa bakış, değerlere bakışta ama din sadece bundan ibaret değil de din ritüeller de içerir. Din kendini vahye dayandırır, felsefe akla dayanır. Din inanma üzerine kuruludur, felsefe ise tanıtlama üzerine kuruludur. Dolayısıyla ikisinin arasında köklü farklar vardır diyebilirsiniz. Bu yaklaşımın ilginç bir örneğini İslam dünyasında Sicistani'de buluyoruz. Sicistani şunu söylüyor. Filozoflar dinlerde din adamlarında felsefeye karışmasınlar. Hepsi kendi alanında, kendi yetkinlikleri içerisinde araştırmalarını sürdürsünler. Gerçek barış bu olur. Batı Hristiyan dünyasında da özellikle Occam'la William'la başlayan o daha sonra üzerinde duracağım nominalist akım içerisinde özellikle rasyonel teolojinin de mümkün olmadığını, Tanrı'nın varlığı gibi, ruhun ölümsüzlüğü gibi bu tür şeylerin bile akılla kanıtlanamayacağını, bunların bir inanç olduğunu ve bunların iman konusu, otorite konusu olduğunu, oysa felsefenin tekillere dönük soruşturmayı içeren akılsal ve deneysel bir araştırma alanı olduğunu söyleyen bir yaklaşım tarzının özellikle Skolastik'in son dönemine doğru gelişmeye başladığını görürüz. Ve çok ilginçtir, Hristiyan dünyasında Rönesans'a girdiğimizde dinle felsefe yollarını birbirinden ayırmaya başlar. Ama İslam dünyasında böyle bir süreç yaşanmaz. İslam dünyasında felsefe, dini ve bilimleri, çünkü felsefe bilimler sistemi de hatırlayacaksınız. Dini, kelam ve tasavvuf yutar felsefeyi. Ama dine aykırı gördüğü, o Gazali'nin dine aykırı gördüğü suslar vardı ya, onları kestikten sonra. İslam'ın sünni kanadında yani Osmanlılar'da felsefe bağımsız bir çalışma alanı değildir 18. yüzyıla kadar. Felsefenin adı dinsizlikle özdeşleşmiştir. Ama Şii dünyada işraki felsefe varlığını 20. yüzyıla kadar sürdürür. Burada noktalayalım. Gelecek ders devam ederiz.